Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görseliyle, lezzetiyle nefis bir tatlı, bülbül yuvası tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için öncelikle şerbetini hazırlayalım. Şerbeti için tencereye 2,5 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, 1 dilim limon, suyunu sıkıp kendisini de içine atalım. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Şeker eridi. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşe alıp 15 dakika kaynatıp soğumaya bırakalım. Hamuru için oda sıcaklığında 250 gram margarin veya tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı yoğurt, bir tane yumurta, yarım çay bardağı kadar irmik, bir çay bardağı pudra şekeri, bir paket vanilya. İyice karıştıralım. İki su bardağı kadar un alalım. Bir paket kabartma tozu ilave edelim. Hamuru yoğuralım. Toplamda 4,5-5 su bardağı kadar un kullandım. Unu dikkatle ekleyelim. Bu kıvamda ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlayalım. Hazırladığımız hamuru 2 eşit parçaya bölelim. Hamurun bir tanesini açalım. Su bardağıyla kesip şekil verelim. Kenarındaki fazla hamurları alalım. Kalan hamurları da tekrar birleştirip açalım. Aynı şekilde hazırlayalım. Hepsini bu şekilde hazırlayıp fırın tepsisine alalım. Üzerine yumurta beyazı sürelim. Bu yumurta beyazı üzerine koyacağımız hamuru ve fındıkların yapışmasını sağlayacak. Kesinlikle yumurta kokusu olmuyor. Hiç merak etmeyin. İkinci hamuru da açalım. Su bardağıyla şekil verelim. Kenarındaki fazla hamurları alalım.
Bir tane şişe kapağıyla hamurların ortasını keselim. Halka şekli verelim. Ortasındaki fazla hamurları alalım. Kalan hamurları birleştirip tekrar açıp aynı şekilde hazırlayalım. Halka şeklinde hazırladığımız hamurları tepsideki hamurların üzerine yerleştirelim. Hamurların kenarına yumurta sarısı sürelim. Hamurların ortasına iri kırılmış fındık yerleştirelim. Fındık yerine ceviz, fıstık veya badem de kullanabilirsiniz. Hafifçe bastırıp yerleştirelim. Hepsini hazırladım. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırına verelim. Benim fırınımda 40 dakikada pişti. Üzeri kızarana kadar pişirelim. Fırından çıkaralım. Sıcak tatlının üzerine soğumuş olan şerbeti verelim. Şerbetini dikkatli dökelim. Üzerindeki fındıklar çıkmasın. Şerbetini çekene kadar bekletelim. 1,5-2 saat içinde şerbetini çekiyor. Hazır oluyor tatlımız. Tatlımız şerbetini çekti. Şerbetini çektikten sonra servis edebilirsiniz. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Görseliyle, lezzetiyle nefis bir tatlı oluyor. Mutlaka deneyin. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.